ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر إلى آخر الآية Sadakallahu'l-Azim. Muhterem kardeşlerim, okuduğum ayet-i celile Kur'an-ı Mübin'in Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesiydi. Bugünkü bu hutbemizde bu ayet-i kerime ve bunu takip eden ayet-i kerimelerle birlikte Fatır suresinden de bir ayeti celileyi sizlere anlatmaya ve nefsime ve sizlere haber vermeye çalışacağım. Değerli kardeşlerim, bu okuduğumuz ayeti celilede Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bize şöyle haber veriyor. Estağfirullah. İnkâfuru فَاِنَّ اللّٰهَ عَن۪يُّنْ عَنْهُ Eğer siz inkar ederseniz
Allah sizden zengindir. Allah'ın yani sizin kulluğunuza ihtiyacı yoktur. Sizin Allah'a kul olmaya ihtiyacınız vardır. İhlas suresinde ne diyoruz? Estağfirullah. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. De ki o Allah tektir. Ve de ki o Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Muhtaç olan sizlersiniz. Bir başka ayet-i kerimede de Rabbimiz buyurur ki Ya eyyühen nas emtumul fukara'u ilallah. Ey insanlar, sizler Allah'a muhtaçsınız. Fakir olan sizlersiniz. Hiçbir şeye malik olmayan sizsiniz. Her şeye malik olan Allah. Gördüğünüz ve göremediğiniz, gördüğünüz ve göremediğiniz, bildiğiniz ve bilemediğiniz ne varsa hepsi Allah'a ait. İnsana ait olan hiçbir şey yok. Bizler bir zamanlar yoktu. Allah bizi var etti. O var eden Allah bize gözler, kulaklar, kalpler taktı. Yerde ve gökte, yerle gök arasında mevcut olan bütün nimetler o bize verdi. Onun için ey insanlar, eğer siz inkar eder Allah'ın size olan bu nimetlerini görmemezlikten gelir. Üstünü kapatırsanız, çünkü küfür hakkın üstünü kapatmaktır. Bu nedenle lügat itibariyle tohumun üzerine örten kimseye de kafir denilmektedir. Çünkü tohumun üzerini örtüyor. Kelimenin sözlük manası budur. İstilahi manası hakkın üstünü örten. Allah'ın gönderdiği kitapları ve peygamberleri inkar eden, Allah'a inanmayan, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, Allah'ın kaza ve kaderine inanmayan insanlar kafirdir. Eğer kafir olursanız diyor Rabbimiz, Allah sizden zengindir. Yani siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise size muhtaç değildir. وَلَا يَرْضَى عِبَادِ الْكُفْرَ Allah kullarına kafir olmalarına razı olmaz. Bunu anlamayan insan der ki, peki neden bunların kafir olmasına müsaade etmiş? Bir şeyi müsaade etmek ayrı, yapılana razı olmak ayrıdır. İmtihan gereği Allah Celle Celaluhu yeryüzünde insanları serbest bırakmıştır, muhayyer bırakmıştır. Onlara akıl gibi bir nimet vermiş. İyi kötüden ayırabilecek bir yetenek vermiş. Muhayyer kılmış. Kitaplar göndermiş, peygamberler göndermiş. Hakka giden yolu göstermiş. Batılda kalan yolu da göstermiş. Cennete giden yolu göstermiş, cehenneme giden yolu da göstermiş. Cennet ve cehennem yollarının birleştiği dünya hayatında insanları serbest bırakmıştır Allah. Muhayyer bırakmıştır. Fakat Allah kullarının kafir olmalarına razı olmaz. وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ Eğer şükreder, yani iman eder, salih amel işlerseniz Allah ona razı olur. Allah kullarının Müslüman olmasını diliyor. Dilemeseydi kitaplar ve peygamberler göndermezdi. Dilemeseydi hak ile batıl arasını ayıracak akıl nimetini vermezdi. Allah kullarının Müslüman olmasına razı olur ve razı oluyor. Ve teşkuru yerdemu lekum sizin için ona razı olmanızı ister. Yani eğer siz teşekkür eder, şükrederseniz o size bundan razı olur. Şükretmek esas itibariyle iman etmekten geçer. Demek ki şükür Allah'a iman, ona hiçbir şeye ortak koşmamak, sahip olduğu ne varsa hepsini
Rabbinin kendisine bir ikramı, bir lütfu, bir ihsanı olduğunu bilmek, gücü nispetinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek, gücü nispetinde Allah'ın yasaklarından kaçınmak, malı ve canıyla Allah yolunda cihad etmektir. Şükür budur. Evet. Rabbim bizleri şükreden kullarından eyle. Amin. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir kimse, hiçbir kimsenin yükünü, günahını çekmez. Bu mesuliyetli olduğun alanlarda değil. Yani sen bir anne baba olarak çocuklarına karşı, hanımına karşı, hanımın sana karşı, akrabalarına karşı ve komşularına karşı, evin altında çalıştığın insanlara karşı, Müslümanlara karşı, insanlara karşı, hayvanlara karşı, tabiata karşı görevini yerine getirmişsen, sen onların kafir olmalarında, günah işlemelerinde sana bir mesuliyet yoktur. Ama senin mesul olduğun anlar var. Herkes öncelikle kendi nefsinden mesul, kendi nefsinden sorumlu, ailesinden sorumlu, akrabalarından, komşularından, arkadaşlarından, Müslümanlardan, dünya insanlarından, hayvanlardan ve tabiata karşı sorumludur. Bu sorumluluğunu yerine getirmişse işte ondan sonra olup bitenlerden kendisi sorumlu değildir. Hiç kimse kimsenin günahını çekmez ve çekmeyecektir. ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sonra sizin merciğiniz, dönüş yeriniz Rabbinizedir. Ve o size yaptıklarınızı, işlediklerinizi haber verecektir. Tek tek. Çünkü Allah'ın insanlar üzerinde görevlendirdiği melekleri vardır. Çok şerefli melekler vardır Kur'an ifadesiyle kiramen katibin. İnsanlar ne yaparsa onları tespit ederler. İnsanın kıyamet gününde eli, ayakları, dili aleyhinde konuşacak. Nur suresinde, Yasin suresinde insanların ağızları mühürlenecek, elleri, ayakları konuşacak. Elleri konuşacak, ayakları konuştuğunda doğru konuşup konuşmadığına şahitlik edecek. Fussilat suresinde insanın gözleri, kulakları ve derileri konuşacak. Değişik ayetlerde insanların şahit olduğu her şey onun lehinde ve aleyhinde şahitlik yapacaktır. Ve bütün bunlar bir kitap halinde Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinde beyan edildiği gibi estağfirullah وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنْشُورًا اِقْرَى كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا O gün herkesin kitabı boynuna asılmış olacak. Sayfaları açılmış bir şekilde. Ona denilecek ki kitabını oku, hesap görücü olarak bu kitap sana yeterlidir. Değerli kardeşlerim, dünya hayatında işlediklerimizin hepsi kameraman misali, kamera misali, bunlar tespit ediliyor ve bir gün insanlara sunulacaktır. Ve Allah Celle Celaluhu insanoğlunun dünya hayatında işlediklerini onlara haber verecektir. اِنَّ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ sudur. Allah öyle bir alimdir, öyle bir bilgi sahibidir ki senin göğsünde geçeni bilendir. Kalbinde geçeni bilendir. Tasavvur ettiğini bilendir. Sen tasavvur etmeden önce neyi tasavvur edeceğini de bilendir. Allah el alimdir. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ دُرُّنْ دَعَا رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِ İnsana bir zarar dokundu mu başlar Rabbine dönmeye ve başlar Rabbine yalvarmaya. Dua eder. Ona yönelir. Her şeyi bırakır. Yalnız Rabbine yönelir. ثُمَّ اِلَّا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسْيَ مَا كَانَ يَدْعُوا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ Allah Celle Celaluhu bir nimet olarak onu o sıkıntıdan, o musibetten, o darlıktan, o kederden kurtardığı zaman da kendisine Rabbinin bu yaptıklarını unutur, başlar ona ondan önce dua ettiğini unutur ve ceale lillahi endada liyudille an sebil. Allah'a eşler koşmaya başlar. Allah'a ortaklar koşmaya başlar. Onun yolundan saptırmaya başlar. Bunu baktığınız zaman siz birçok insanda bunu görürsünüz. Ve Allah'ın kendisine verdiği nimetleri unutuverir.
قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا De ki küfrünle birazcık yaşa. اِنَّكَ مِنَ اَصْحَابِ النَّارِ Çünkü sen gerçekten cehennem halkındansın. Sen cehennemliksin. Sen Rabbini inkar etmekle, ona eşler koşmakla, Rabbinin rahmetinden kendi kendini uzaklaştırdın. Allah seni rahmetinden uzaklaştırmadı. Sen kendini Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdın. Çünkü Allah sana rahmetinin bir sonucu olarak sana akıl verdi, akıl nimetini verdi. İrade verdi. Peygamberler gönderdi. Kitaplar gönderdi. En son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi. En son kitap Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Sen kendi kendine yazık ettin. Ve sen kendi kendini husrana ilettin. Ve sen kendini Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdın. O halde birazcık yaşa. Şüphesiz ki sen cehennem altındasın. Emmen huve kanitun ana el-leyli saciden ve kaimen yahzarul ahirete ve yercu rahmete rabbihi. Böyle olan bir kimse şu insan gibi olur mu ki o geceleri Rabbinin rızasını kazanmak için ona gerçekten iman ederek geceleyen, secde eden, ayakta duran, ahiretin azabından sakınan Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? Burada Allah Celle Celaluhu inanan insanla inanmayan insanın örneğini gözlerimizin önüne seriyor kardeşlerim. Kul hel yestevi lezine ya'lemune ve lezine la ya'lemun. De ki o bilen kimselerle o bilmeyen kimseler bir olur mu? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İnnemâ yetedekkeru ulul elbâb. Ancak gerçekten akıl sahipleri Rabbini tezekkür eder, tefekkür eder ve onlar iman ederler. Böyle bir kimseyle yukarıda vasfı geçen kimse bir olur mu? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Değerli kardeşlerim, Kur'an hep bilenlere ön safa çıkarmıştır. Bu nedenle bir hadis-i şerifte denilir ki El-ilmu faridatun ala kulli muslimin ve muslime. İlim öğrenmek her Müslüman erkeğin ve her Müslüman kadın üzerine farzdır. Zarureti diniye, yani dinini anlayacak, dinini yaşayacak kadar bir ilme sahip olmak kadına da ve erkeğe de farzdır. İslam ilmi farz görmüştür. Kim hangi işi yapıyorsa o yaptığı işin ilmini bilmek zorundadır. Değerli kardeşlerim, bugün sahip olduğumuz ne varsa, dünyanın nesinden yararlanıyorsak bir ilim nedir? İlim de akılla olur. Aklı doğru çalıştırmakla olur. Evet, bugün aklını çalıştıran insanlar var. Örneğin aklını çalıştırıp da mescide bir halı seren insan gibi, aklını çalıştırıp da mescitte halıyı çalan insan gibi. O insan da aklını çalıştırmış, o da çalıştırmış. Ama halıyı seren insan aklını doğru yerde çalıştırmış. Mescidin halısını çalan insan da aklını kötü yerde çalıştırmış. Bugün üzerimizde giydiğimiz elbiseler bir ilmin sonucudur. Giydiğimiz ayakkabılar bir ilmin sonucudur. Oturduğumuz evler bir ilmin sonucudur. Sahip olduğumuz her şey bir ilmin sonucudur. Allah el alimdir. Bu alim olmaktan Allah Celle Celaluhu kullarını da mahrum etmemiştir. Onlara akıl nimeti vererek onların da bundan yararlanmasını istemiştir. Onun için değerli kardeşlerim, bizim için ilim çok önemlidir. İlim önemli olduğu için bu kitabın ilk ayeti estağfirullah İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. İlâ ahirâye. Değerli kardeşlerim, Allah'ın adıyla okumak. Herkes okuyor. Atomu icat eden adam da okudu. Ama Allah'ın adıyla okumadığı için insanlara hiçbir faydası olmadı. Sadece insanların toptan ölümüne sebep oldu. Bugün yeryüzünde herkes okuyor. En çok Japonların okuduğu söylenir. Ama Japonlar sadece dünyayı okuyor.
Ama hayat dünyadan ibaret değildir ki. Biz hem ruh hem beden taşıyoruz. Bizim bedenimizin gıdası yeme ve içmedir. Ruhumuzun gıdası Allah'ı zikretmektir. Amen. Allah'ı hatırlamaktır. Allah'ı anmaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Demek ki çok okumak önemli değilmiş. Önemli olan Allah'ın adıyla okumak. Değerli kardeşlerim, o halde biz Allah'ın adıyla okuyan neslimize sahip çıkmalı. Onları yetiştirmeli. Onlara gayret etmeli. Onların yollarını açmalıyız. Bakın bir hadis-i şerifte deniliyor ki Allah yolunda ilim öğrenen kimse için ta denizlerin dibindeki balıklar bile onun için Allah'tan mağfiret ve bağışlanma diler. Bizim en büyük düşmanımız ne şeytandır, ne Amerika'dır, ne de onun işbirlikçileridir. Bizim en büyük düşmanımız cehalettir. Bu cehaleti yenebilmenin tek yolu ilimdir. İlim ancak Allah'ın adıyla olursa insanlara fayda verir. Allah'ın adıyla elde edilmeyen ilim hiçbir zaman insanlara fayda vermez. Eğer verseydi bugün maddi olarak ilerlemiş olan batıya, yani Avrupa'ya, Amerika'sına ve diğer ülkelere fayda verirdi. Onun için fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınırım. Değerli kardeşlerim, ilim odur ki sahibine fayda vermeli. O halde bizim en büyük düşmanımız olan bu cehalete karşı bizim ilmi seferberlik yapmamız lazım. Bu ilmi seferberlikte her Müslüman günde en az kendisine 25 dakika ayırmalı. Ve bu 25 dakikayı isterse her namazdan sonra 5 dakikayı, isterse herhangi bir namazdan sonra, isterse günün belli saatinde 25 dakikayı kendisine ayırmalı. 5 dakikada Kur'an-ı Kerim'in mealini okumalı. 5 dakikada tefsir okumalı. 5 dakika İslam tarihi okumalı. 5 dakika hadis-i şerif okumalı. 5 dakika İlmihal kitabını okumalı. Değerli kardeşlerim, bugün dünya Müslümanlarının 3 şeye ihtiyacı vardır. Bunlardan biri ilimdir. İlim elde etmesi gerekiyor. Müslümanların 100 senelik ilimden geri kalmaları bugünkü bu duruma düşmelerine sebep oldular. Onun için İmam el-Nedvi der ki Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti? Müslümanlar değil, dünya neler kaybetti? İşte dünya bugün bu şeyleri kaybetti. 100 senelik bir geri kalmışlığımızı ortadan kaldırabilmenin tek yolu çok hızlı çalışmamıza bağlı. Ve İslam alemini kaplayan 3 büyük hastalık vardır. Onlardan biri ilimsizlik, biri fakirlik, biri ihtilaftır. Birliktelik değildir. Ve bugün İslam ümmeti bu üçünü hallettiği zaman değerli kardeşlerim, onların önünde duracak kimse yoktur. Çin sizi bekliyor, Rusya sizi bekliyor, Avrupa sizi bekliyor, Afrika sizi bekliyor, Amerika sizi bekliyor, Antarktika sizi bekliyor, Avustralya sizi bekliyor, Müslüman olanlar da bekliyor, Müslüman olmayanlar da bekliyor. Onların gözyaşını dindirecek olan, onların yaralarını saracak olan sizlersiniz. Bugün halkı Müslüman olan ülkelerden de, diğer ülkelerde de insanların %30'u çok fakirdir. Yeryüzünü 20 tane şirket idare etmektedir. Değerli kardeşlerim, bunun önüne engel olabilecek sadece ve sadece siz Müslümanlarsınız. Eğer siz kendinize gelirseniz bu yaraları sarabilir ve insanlara bir mutluluk sunabilir, onlara yeni bir yaşam tarzı önlerine koyabilirsiniz. Yani nedir, neden hala bu paralarınızı biriktiriyorsunuz? Allah rızası için hiç mi nezaretmeden geçiriyorsunuz? Hiç mi her gün geçtiğiniz yerlerin üzerinde mezarlıklar yok? Ne yaptı bunlar? Mal mülkü alıp götürdüler mi? Neden malın ve mülkün, İslam'ın kurtuluşu, ümmetin kurtuluşu, dünya insanlarının, yani Müslüman olmayanların da kurtuluşu için ilme harcamıyor, ilim yolunda seferberlik yapmıyorsunuz? Bunun tek yolu değerli kardeşlerim, siz Müslümanlar malı neden biriktiriyorsunuz? Geçen sene yağmur yağmadı mı? Bu sene yağmadı mı? Geçen sene ürünler yok muydu? Buğday yetişmedi mi? Bu sene yetişmedi mi? Dutlar geçen sene tutmadı mı? Bu sene tutmadı mı? Yani ne insanlar biriktiriyorsunuz? Allah'ın mülkünden kimden kim saklıyorsunuz? Fırat kenarının suyunda neden insanlara ikram etmiyorsunuz? Bakın Fırat kenarındaki suyundan insanlara ikram etmeyi anladın. Diğer nimetlerden niye anlamıyorsun? Yani habire mahluk biriktirmenin anlamı nedir? Yeryüzüne geliş gayemiz bu değildir. Yeryüzü
geliş gayemiz Allah'ın dinini yaşamak, yani imtihan olmak sonunda Allah'ın razı olduğu bir kul olmaktır. Eğer Allah'ın razı olduğu bir kul değilsen, firavunlar gibi hükmetsen, karunlar gibi elinde var olsa, şeddatlar gibi, nemrutlar gibi, hamanlar gibi de olsan sana ne yararı olur? Onun için kendinize gelin, özellikle okumakta olan ve İslam ümmetinin kurtuluşu için okumakta olan insanların yaralarını da serin ve onları da okumalarını sağlayın. Çocuklarınızı yetiştirmeye gayret edin. Benim çocuğum yok. Olan çocukları yetiştir. Ümmetin çocukları senin çocukların değil midir? Birçok İslam alimi kendisi hayatta evlenmemiş. Hayatını Müslümanlara vermiş. İmam Nevevi bunlardan biridir. Riyazu's Salihin'in sahibi olan imam. Ve benzeri imamlar. Onun için benim çocuklarım demek zaten yanlıştır. Herkes tek tek Allah'ın kuludur. İnsan bir vesileyle senin baban olabilir, annen olabilir, oğlun olabilir, kızın olabilir, hanımın olur ama herkes tek tek Allah'ın kuludur. Kuludur ve dönüş de Allah'adır. Değerli kardeşlerim, bunları unutmayalım. Bilelim ki asla hiç bilenlerle bilmeyenler bir olmaz. Ve Rabbimiz devamla diyor ki kul ya ibadellezine amenu takû rabbekum. İnanan kulların Rabbinize karşı gelmekten sakının, ittika edin. Ahsenu fi hadi dünya hasene. Onlar ki bu dünya hayatında güzel şeyler yaptılar. O güzel şey yapanlar içinde güzellik vardır. Ve ardullahi vasiha. Allah'ın arzı geniştir. Eğer bulunduğunuz ve bulunduğunuz yerde Allah'a karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getiremiyorsak yeryüzünün geniş olduğunu bilelim ve ona göre hareket edelim. İnnemâ yu'tâ sâbirûne ecrehum bigayri hisâb. Sabredenlere Allah onların mükafatlarını hesapsız verecektir. Allah'ın bize hesapsız mükafat vermesini istemeyiz mi? Elbe isteriz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in Fatır Suresi'nin 28. ayetin bir bölümünde buyuruyor ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Allah'a ancak ve ancak Allah'a karşı saygılı olan, Allah'a karşı Allah'ın azabından korkan, Allah'ın rahmetini uman, Allah'a karşı saygılı bir korku içerisinde olanlar alimlerdir. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ. Şüphesiz ki Allah azizdir. Yani her şeye gücü yetendir. Allah gafurdur. Kendisine yönelenleri affeder. Allah'ım bizleri alim olmak isteyen kullarından eyle. Amin. Alim olanlara el uzatan kullarından eyle. Amin. Ümmetin ve bizim kurtuluşumuzun ilimde olduğunu biliyoruz. İlim üzere ayaklarımızı sabit kıl. Amin. Allah'ım bizi senin adınla okuyanlardan eyle. Amin. Ala ennasral kelam ve ala nizam kelamullahil melikil azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم Elhamdülillah hamdel kamilin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekhameti şan-ı şerefi safiyyi fekal azze ve celle min faili muhbira ve anira. İnna Allah ve melaiketu yusallun ala nebiyya yuhalladine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمجاهدين والمجاهدات في كل مكان. اللهم قهر عدونا، اللهم قهر عدو الدين، اللهم قهر عدو المسلمين والمسلمات
Müslümanlar ve mücahidine ve mücahidatı fi kulli mekan. Allahümme tahir kulubana ve sbir uyubana ve şfi merdana ve ahdi duyunana bi rahmetike ya erhamer rahimin. Erhamna ya rabbel alemin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صفتان الصفة الجنة رسول صفتان درسنا بشير خلاص استووا ويرحمني ويرحمكم الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm.
ورحمة الله.